Dudu. Merhaba arkadaşlar. Babamla birlikte yemek yapıyoruz. Bak, babam doktor oldu. Doktor. Evet, bugün beyaz giyindik. Mira da beni doktor zannediyor. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz hep söylemeyi unutuyoruz. Baştan söyleyelim, sonra yine unutursak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz üçüncü yemeğimizde karşınızdayız. Bugün ne yapacağız Mira? Kutup. Nudu. Bugün Asya mutfağında artık hani bizim erişte diye tabir ettiğimiz ama Asya mutfağının en güzel yemeklerinden bir tanesi olan noodle yapacağız. Noodle. Şöyle bakayım. Noodle. Evet, noodle yapacağız. Yani bildiğimiz erişte aslında ama Asya'da çok yaygın. Her yerde kullanılıyor. Bakın, orijinalini biz bulduk. Metroda bunlar satılıyor. Bunu hatırlıyor musun? Böyle. Makarna. Evet, Mira buna spagetti ya da makarna da diyor. Ve bunları çok seviyor Mira. Bunların paketi 350 gramlık, yani 3 kişi ya da 4 kişiye aslında yetiyor. Ne oldu? Baba, hadi içindekileri sayalım. Evet, yemeğimizin malzemelerine bakıyoruz. Mira bunu bilmiyor bence. Bunu biliyor musun? Kaju. Kaju. Evet. Bakın, noodle'larda bu olmazsa olmazlardan bir tanesi. Kaju çok kullanıyorlar. Mısır. Değil mi? Bu ne? Evet, ve Asya mutfağının en önemli sosu olan soya sosu. Bunların hepsi zaten artık marketlerde var. Dediğimiz gibi bir paket erişte, 3 ya da 4 kişi yiyeceksiniz. Biz 2 kişi de bunu bitiriyoruz. Bu ne? Patlıcan. Ya, kabak. Yeşil patlıcan diyelim mi buna? Ha? Yeşil patlıcan. Kabak. Kabağımız burada. Bu ne? Bu kocaman hormon şey ne? Ne kadar büyük bu? Mantarımız var, kırmızı biberimiz, yeşil biberimiz ve sarımsağımız var. Şimdi Mira bugün içine sığmıyor ya, bakıyorum. Çok mu heyecanlısın? Şimdi şöyle bir şey anlatalım. Bu yemek tavukla da yapılıyor, karidesle de yapılıyor. Birçok şeyle yapılıyor. Dediğimiz gibi vejetaryenler için biz yapacağız bugün. Tamamen sebzeli bir yemek olacak ama isterseniz tavuklu, karidesli, etli birçok versiyonunu yapabilirsiniz. Şimdi hemen kesmeye başlayalım. Hadi bakacım. Mira'nın en iyi yaptığı ikinci iş havuç ve kabak şey yapmak. Bunlar ne oldu? Soğuk mu? Hadi yapmaya devam et. Havuç kullanıyorlar, yeşil soğan çok kullanıyorlar. Biz yeşil soğanı sevmiyoruz makarnada ve noodle'da. O yüzden yeşil soğanı kullanmadık ama kabak çok yakışıyor. Kabağı mutlaka kullanın. Mira bitirmedin mi? Hadi çabuk, daha bir sürü bak, mantarlar seni bekliyor. Dediğimiz gibi yani kırmızı yeşil ver, tamamen sizin tercihiniz ama kırmızı biber çok yakışıyor. Bunları yıkarız baba. Evet, ben yıkadım hepsini babacığım. Bu sefer ben yıkadım. Yani bunları böyle ip ince keseceksiniz. Hatta bunu jiletle de yapanlar var. Tamam babacığım. Yani Asya'da gezerken görürsünüz, bu noodle yapmak gerçekten inanılmaz maharetli bir iş. Böyle bazı dükkanlarda, fırın gibi dükkanlarda tamamen noodle yapıyorlar. İp ince böyle işleye işleye yapıyorlar. Gerçekten çok güzel bir şey. O seremonilerini izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi biz yemeğimiz için hepsini bir keselim. Pişirmede görüşürüz. Evet, bakın bunların her birisi aslında yarım porsiyon gibi bir şey oluyor. Babacığım, ben sana yardımcı olayım. Koy içine yavaşça. At içine. Yaman. Tamam, ben haber. Benim ben koyayım. Yaman. İşte ben aslında Mira için paketinden çıkarttım daha rahat koysun diye. Tamam, sen böyle içine at. Bunları hiçbir şekilde çözmenize gerek yok. Zaten içine girdikleri anda çözülüyorlar. Gördüğünüz gibi şöyle bakın, içine gösterelim. Hemen o gördüğünüz yuvarlıklar güzeldi, dağıldılar. Ne yapıyorsun? Şarkılar nasıl? Tamam, çok
top öyle yapma, yüzüne sıçrar. Babacığım biz nerelere gitmiştik en son? Filmlere. Başka? Makarna. Başka? Filmlere. Tamam onu anladık. Başka? Makarna. Filmlere makarna. Ama oraya bakarak konuş da duysunlar seni. Hong Kong. Hong Kong. Bir de Ta. Yeah. Tayvan. Evet. Şimdi Mira benim 27 yaşında gördüğüm yerleri, yani 3. kıtayı Mira daha 2 yaşında gördü. Bizimle birlikte işte Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar birçok ülkeyi gördü. Herhalde bir 20'ye yakın ülke gördü. Çok uyumlu bir yol arkadaşı. Tabii annesine sormak lazım. Keşke bunu atmayaydın kızım. Annesi daha çok eziyetini çekiyor ama biz gayet Mira ile iyi anlaşıyoruz değil mi babacığım gezerken? Ama içine atmıyoruz şu anda. Önce değil mi atmıyoruz? Şimdi atmıyoruz. Aşçı. Sevgili aşçı. Bu niye kalın kalmış? Bu neden kalın? Bu ince olması gerekmiyor muydu? İnce olması gerekiyor. Evet, şöyle olacak her birisi değil mi? İp ince. Tamam. Şimdi o zaman artık makarnamız hazır. Makarnamızı çıkartalım. O noodle'ın meşhur sosunu yapalım. Ben makarnayı çok seviyorum. Hakikaten çok seviyor. Yani muhtemelen bütün çocuklar seviyordur da. İlginç de pizzayı sevmiyor mesela. Yok tamam, bu sana göre bir şey değil. Hamburgeri sevmiyor. Etle arası çok yok ama dikkat boğazına kaçmasın. Ama makarnayı, pilavı çok seviyor. Muhtemelen Asya kökenli bir çocuk. Yani genetiğinde Asya var. Bir tane daha mı? Tamam ama makarnamızı bitirme. Patlıcan atıyorum. Evet, Mira inatla buna patlıcan diyor ama ilk önce kabak ve biberlerimizi atıyoruz. Bu ikisinin pişmesi çok önemli. Sarımsaklarımızı attık. Sonra ne bu? Tavuğumuzu atıyoruz. Evet, havuçlarımızı atıyoruz. Tamam. Evet, böyle zorluklarla yemek yapmaya çalışıyoruz. Mısırlarımızı atıyoruz. Bunların hepsini böyle bir güzel. Tamam, sen gel. Son olarak yani sebze anlamında mantardan önce kazılarımızı döküyoruz. Böyle hafif haşlanmış bir şekilde kalması yeterli. Çünkü bu biraz daha diri bir yemek. Yani sebzeleri hissetmeniz gerekiyor noodle yerken. Sizdeki makarna, sebzeli makarna gibi düşünmeyin. Hadi gel babacığım şimdi. Şimdi baharatlarımızı dökelim. Biz tabi biraz buraya Türk dokunuşu yapıyoruz. Pul biber, kekik koyduk. Pul biber koyduk. Bu neydi? Karabiber. Hapşurduğuna göre gördünüz. Karabiber. Ve tuzumuzu da atalım biraz. Ama tuz atmayacağız. Çünkü ne var elimizde? Soya var. Soya, gerçekten soya. Soya sosu. Dök bakalım ama çok çok fazla dökme. Dök makarnayı. Dök. Soğumak dök. Aşağı yiyorum. Aşağı yiyorum. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bu noktada artık hani makarnalarımız iyice bütünleşmeye başladı. Daha doğrusu eriştelerimiz, hani o kadar alışmışız ki artık makarna demeye. Eriştelerimiz bütünleşmeye başladı sosla. Şu anda artık hazır. Sadece biraz daha ısındıktan sonra servis edebilirsiniz. Evet, şimdi yemeğimiz hazır. Servisimizi yaptık. Özel kasemize ya da daha doğrusu tabağımıza koyduk. Çubuklarımızı aldık. Evet. Çubuklarımızı aldık. Evet, at ağzına. Aç ağzını. Öğrenecek. Evet, biz bu keyfe artık başlamak istiyoruz. Afiyet olsun. Ne diyecektik Mira? Kanalımıza abone olsunlar mı? Kanalımıza abone olsun. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz.